Peki diyelim ki bayağı eski bir zamanda, belki 99 depremi ya da daha da öncesi belki de yaşadığın belli travmatik deneyimler bu gibi yakın zamanda yaşanabilecek durumlarda tetikleniyor. Ya da olayların yıl dönümünde tetikleniyor. Mesela 99 depremini yaşadıysan Ağustos ayı gibi yıl dönümüne doğru belki de bu sıkıntıların tekrar tetiklendiğini hissediyorsun. Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekiyor? Öncelikle kendine karşı hoşgörülü olman önemli. Özellikle de belirli kayıplar yaşadıysan bu noktada belirli tetiklenmelerin çok da anormal olmadığını kendine söylemek lazım. Bu konuda kendine hoşgörü göstermen gerekiyor. Bu süreçte özellikle de güncel bir olay olduysa önceki travmalarını tetikleyen, işte televizyondaki ya da internetteki belli haber görüntüleri, hani çıplak bir şekilde oradaki acıları gösteren, belirli rahatsız edici görüntüleri uzun süre maruz kalmamaya çalışmanı öneririm. Çünkü bunların herhangi bir faydası yok sana aslında. Sadece travmatize eder seni. Tabii ki belli bilgiler alabilirsin ama bu bilgi almanın ötesinde o görüntülere maruz kalmak seni travmatize etmekten başka bir işe yaramaz. Bu gibi yıl dönümleri olduğunda ya da belli tetiklenmeler olduğunda normal hayat rutinini mümkün olduğunca bozma. Yine aynı şekilde devam ettir. Ama bir nefes almaya, bir kendine gelmeye, kendini rahatlatmaya ihtiyacın olursa da burada mesela belki ekstra pozitif olarak seni iyi hissettirebilecek belli faaliyetleri planlayabilirsin. Bu gibi tetiklenme dönemlerinde sevdiğin kişilerle daha çok zaman geçirmek sana iyi gelebilir. Belki de onlara açık şekilde bunu söyleyebilirsin. Ya şu sıralar işte bu deprem konuları, geçmişteki şeyleri tetikledi. Biraz birlikte zaman geçirelim şeklinde açık bir şekilde destek istemekten çekinme. Kendine bakman normal şartlarda da çok önemli tabii ki ama bu dönemde de ekstra önemli. Uykuna, beslenmene özellikle dikkat et. Sigara, kahve, çay, enerji içeceği gibi belli uyarıcı maddelerden mümkün olduğunca uzak durmaya, bunları mümkün olduğunca az tüketmeye çalış. Çünkü o fizyolojik uyarılma halini artırarak daha gergin hissetmene neden olabilir. Eğer bedensel olarak o gerginleşme hissini hissediyorsan, seni rahatlatacak türde şeyler yapabilirsin. Bu rahatlatıcı müzikler dinlemek olabilir, eğer biliyorsan meditasyon yapmak olabilir. Dışarıya çıkıp yürümek, yürüyüş yapmak, spor yapmak ya da sıcak bir duş almak seni rahatlatabilir. Eğer yaşadığın hisler olması gereken hislerin ötesinde gibi görünüyorsa, yıllar geçmesine rağmen hala belli hisler tetiklendiğinde yoğun şekilde geliyorsa, bu noktada travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir durumu yaşıyor olabilirsin. İkinci videoda bu konuya daha detaylı olarak bakacağım. O videoyu izledikten sonra da kafan daha netleşebilir. Eğer böyle bir durum var gibi ise EMDR gibi bir yöntemin kullanıldığı bir travma terapisi alman çok faydalı olacaktır. Birkaç seansta yıllardır taşıdığın bu yükü geride bırakma şansın olabilir. O yüzden de bu konuda bilgi alıp adım atabilirsin. Buraya kadar videonun tamamını izlediysen tebrik ediyorum seni. Sorunlarını çözümleme konusunda oldukça bilinçlisin ve elini taşın altına koyuyorsun ve kararlısın. Bu azmin kesinlikle çok çok önemli. Tabii seninle paylaştığım bilgileri söylemesi kolay ama uygulaması o kadar da kolay değil. Bunun farkındayım. Ama şunu söyleyebilirim ki bu paylaştığım bilgiler uyguladığında işine yarayacak ve seni iyi hissettirebilecek tarzda konular. Sana tavsiyem bu videoyu tekrar tekrar izleyip belli notlar alman. Böylece bu notları aldığında öğrendiğin bilgileri sindirmek ve uygulamaya dökmek daha da kolay olacak.